Efe tavana astığı L uzunluğundaki bir ipin ucuna kütle bağlayıp Y ekseni alfa açısı yapacak kadar çekip bırakıp düzeneğin salınım periyodunu bulmaktadır. Efe hocasının sorduğu ipin uzunluğu değişirse periyotta nasıl bir değişim meydana gelir sorusuna cevap aramaktadır. Buna göre Efe'nin yaptığı deneyde yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi deneyde biz neyi arıyoruz? İpin uzunluğunun değişiminin periyodu nasıl etkilediğini arıyoruz. Bizim deneyde değiştireceğimiz şey ipin uzunluğu. Yani bu bizim için bağımsız değişken olacak. Bağımsız değişken deneylerde bizim kendimizin değiştirdiği değişkendir. Yani bağımsız değişken ipin uzunluğu doğru. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değerdir. Yani bu da ipin uzunluğunun periyoda periyoda nasıl etkilediğini araştırıyoruz. Burada periyot bizim için bağımlı değişken olacak. Kontrol değişkeni ise cismin kütlesi olabilir. Evet arkadaşlar kontrol değişkeni e, deneyde sabit tuttuğumuz değiştirmediğimiz değerdir. Ki bu deneyde kütlemizi sabit tuttuk. O yüzden kontrol değişkeni olarak kütleyi alabiliriz. Yani cevabımız edirne olacak. Aynı birim kareli düzlemde bulunan K ve L aynaları ve X noktasal cismi ile oluşturulmuş sistem şekildeki gibidir. X cisminden çıkan ışınlar önce K sonra L aynasından yansımaktadır. Buna göre G noktasında bulunan gözlemci X cisminin görüntüsünü nerede görür? Şimdi X cisminin görüntüsünü oluşturacağız ama öncelikle sorudaki sıralamaya uygun bir şekilde görüntü oluşturmamız lazım. Soruda ne sorulmuş? Önce K sonra L aynasında yansıdığını söylemiş. O zaman bizim X cisminin önce X şey K aynasında görüntüsünü oluşturacağız. Sonra K aynasında oluşturduğumuz görüntünün tekrar L aynasında bir daha görüntüsünü oluşturduğumuzda gözlemci X'in görüntüsünü orada görecek. O zaman önce X cisminin K aynasında simetriğini alarak görüntüsünü oluşturacağım. Bakın burada XK diyelim K aynasındaki X cisminin görüntüsü. Daha sonra bu X cisminin K görüntüsünün L'deki simetriğini alarak ki burada o da L'deki görüntüsü oluyor. Ve Z noktasında oluşuyor. Görüntümüz Z noktasında oluştuğu için G noktasından bakan gözlemci de X cisminin görüntüsünü Z'de görecek. Yani cevabımız denizli. Şişe kesitli şekildeki gibi olan ağzı kapalı şişenin içinde birbiriyle karışmayan D1 ve D2 özgüleri sıvılar vardır. Buna göre şişe ters çevrilip kapağı üzerinde dengede durduğunda niceliklerinden hangileri artar? Öncelikle şişemizi bir ters çevirelim. Şişeyi şöyle ters çevirdiğimiz zaman... Ne oluyor arkadaşlar? Kapağı sıkıca kapatılmışsa içinden herhangi bir sıvı akışı olmuyor. E, yere uygulanan toplam basıncı bulurken bu bir katı basıncıdır. Katı basıncı da ağırlık bölü yüzey alanıdır. Şişe ters çevrildiğinde içinden sıvı akışı olmadığı sürece toplam ağırlıkta bir değişim olmaz. Ancak kesit alanı yere değme alanı bakın eskiden burasıydı. Şimdi daha küçük bir alan yere değdi. Dolayısıyla katı basıncı arttı. Yani yere uygulanan toplam basınçta bir artma var. Ama basınç kuvveti için ağırlığa eşittir biliyorsunuz katıların basınç kuvveti. İlk durumda da şişenin ağırlığı G ise ters çevirdiğimizde de sıvı akışı olmadığı için şişenin ağırlığı yine G kadar olacak. Ağırlık değişmediği için basınç kuvvetimiz değişmeyecek. Ama şişe içindeki sıvının basıncı artacak. Neden? Bakın D2 yoğunluklu pembe sıvının yoğunluğu daha fazladır. Çünkü o yoğun olan sıvı daha dipte olacak. O yüzden ters çevirdiğimizde de D2 yoğunluklu sıvı aşağıda. D1 yoğunluklu sıvı yukarıda olacak. Ve daha dar bir kısma dolduğu için D2 yoğunluklu sıvının yüksekliği ilk duruma göre artacak. Bakın buraya H2 dersek. Şu H2, H2 üstü mesafesi daha dar bir kısmı doldurduğu için daha büyük olacak. D2 yoğunluklu sıvının yükseltisi arttığı için sıvı basıncı da artacak. Hatırlayalım sıvı basıncı neye bağlıydı? HDG'ye bağlıydı. H yüksekliği arttığı için sıvı basıncımız da artacak. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak denizle. X ve Y araçlarına ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bize konum zaman grafiği vermiş ve konum zaman grafiğinde eğriler eğer doğrusalsa bakın buradaki x eğrisi ve y eğrisi doğrusal eğrilerdir. O zaman x ve y sabit hızlı hareket yapıyordur. Sabit hızlı hareket yaptığına göre y'nin t eşittir sıfır anında durması mümkün değil. Çünkü sabit hızlı hareket yapıyor. İlk andaki hızı neyse hareketi boyunca hızı hep aynı olacak. Ki burada konumu değiştiğine göre y aracının bir hızı olması gerekiyor. Yani üçüncü yargımız yanlış. Birinci yargıda ne diyor? T anında araçlar yan yanadır. Bakıyorum t anında araçlar aynı konumda oldukları için yan yana olmak zorundalar. Y aracının hızı X aracından büyüktür diyor. Hatırlarsak konum-zaman grafiğinde eğim yani tanjant alfa neye eşittir arkadaşlar? Karşı kenar x, komşu kenar t. Bu da benim için hıza eşit oluyordu. Yani eğim açısını kontrol edeceğim. Hangisinin eğim açısı daha büyükse onun hızı daha büyük olacak. Gördüğünüz üzere X aracının eğim açısını alfa, Y aracına da beta dersek alfa betadan büyük olduğu için x aracının hızı y aracının hızından daha büyük olacak. Yani ikinci yargımız yanlış oldu. Cevabımız Adana. Özdeş dirençlerle kurulmuş şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki devrelerin eşdeğer dirençleri sırasıyla R1, R2 ve R3'tür. Buna göre R1, R2, R3 arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Öncelikle özdeş dirençler şuraya düğüm noktası A dersek buraya da B dersek. AB arasında bir kırmızı yoldan gidebilirim. Bakın aynı şekilde şekil 2'de de şu düğüm noktalarına AB dersek AB arasına şuradaki kırmızı yoldan gidebilirim. Bir de AB arasına şuradaki yeşil yoldan gidebilirim. Bakın ne oldu? Hem şekil 1'de hem de şekil 2'de AB arasındaki eş değer direnç aynı oldu. Kırmızı yoldan gidersek bakın özdeş olmuş bunlara R dersek kırmızı yoldaki direncimiz 2R. Aynı şekilde buradaki kırmızı yoldaki direncimizde 2R, üst koldaki direncimizde R, R olduğu için A ve B birbirine paralel bağlı oldu. K'dan A'ya R var, burada da M'den A'ya R var. AB arası zaten 2R ve R'nin paralel bağlanmasından oluşmuş. BL arasında R var, BN arasında da R var. Dolayısıyla şekil 1 ve şekil 2'deki dirençlerimiz aynı oldu eşler dirençlerimiz. Şekil 2'ye bakar, şekil 3'e bakarsak eğer buradaki düğüm noktasına A dersek iletken telle A buraya taşındı. Buraya da B dersek iletken telle B noktası buraya taşındı. P'den A'ya, A'dan B'ye, B'den de Y'ye dirençlerimizi yazalım şimdi. P'den A'ya bir R var. Özdeş dirençlerimize R dedik. A'dan B'ye ise bakın 1, 2, 3 tane R var. Ve bunlar birbirine paralel. Bir de B'den Y'ye de R var arkadaşlar. Buradan AB arasındaki eş değer direncimiz R bölü 3 oldu. Artı PA ve BY arasındaki e, direncimiz de 2R. Buradan R3 eş değer direncimiz ne bulduk? 7 bölü 3 R bulduk. R1 ile R2 birbirine eşit de onun da tam değerlerini bulalım. AB arasındaki eş değer direnç bakın paralel bağlı burası. Çarpımları böyle toplamlarından 2 bölü 3 R. Burası R, burası R. Toplam ne oldu? 2R artı 2 bölü 3R'den. R1 ve R2 dirençlerimiz de 8 bölü 3R oldu. Yani R1, R2 eşit R3 onlardan küçük. Cevabımız denizli. Isı ve sıcaklıkla ilgili yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Isı kalorimetre kabı ile ölçülür doğru. Isı maddenin moleküllerinin sahip olduğu toplam enerjidir diyor. Bu yanlış. Biliyorsunuz ısı transfer edilen enerjiydi. İki cisim arasında ısı alışverişi olması için cisimlerin sıcaklıklarının farklı olması gerekiyor. Bu doğru. Isı sahası maddeler için ayırt edici özellik değil, öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Zaten bu doğru. Yani üç tanesi doğru olacak. Cevabımız Ceyhan. Tek renkli ışık ışınının KLM ortamlarından geçiş şeklindeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle K ve L yüzeyler arasındaki ilişkiye bakalım. Şuradaki A noktasına gelen ışık normale yaklaşarak kırıldığı için L ortamının kırıcılık indisi K'dan kesinlikle daha büyüktür. Şuraya da B noktası dersek B noktasına gelen ışık L ortamından M ortamına geçememiş. Dolayısıyla burada sınır durumu gerçekleşmiş. L ortamının kırıcılık indisi M'den de büyüktür. E, ama K ile M hakkında kesinlikle bir yorumda bulunamam. O yüzden LK'dan büyük, LM'den büyük ama K ile M hakkında kesin bir şey söyleyemem. Cevabımız denizde olacak. Aşağıdakilerden hangisi moleküler yapılı elementtir? Şimdi elementler aynı tür atomlardan oluşur. Burada dikkat ederseniz D ve C şıkkında farklı tür atomlar var. Karbon ve oksijen, azot ve oksijen. Moleküler yapılı element dediği için en az iki tane atom içermelidir. A'da ve E'de birer tane atom vardır. Taneciklerinde birer tane atom bulunur yani. Ama hidrojen dikkat ederseniz H2'dir. Yani tek taneciğinde iki atom vardır. O yüzden moleküler yapılı element B seçeneğinde verilmiş. X, Y, Z tanecikleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X taneci ile Z tanecinin yalnızca elektron sayıları eşittir. O zaman şöyle yazalım. Bir X tanecimiz olsun. Bir de Z tanecimiz yalnızca elektron sayıları eşittir. Diğerlerinin hepsi farklı olacak. Z tanecinin çekirdek yükü elektron sayısına eşittir. Çekirdek yükü proton sayısıdır. O zaman Z tanecinin proton sayısı da E'dir. Ama X'in elektron sayısı haricindeki diğer bütün özellikleri yani diğer taneciklerin hepsi Z'den farklı olacağı için X'in proton sayısı E olamayacak. O yüzden X'e A diyelim. Biz burada Z'nin nötr olduğunu gördük. Çünkü proton sayısı elektron sayısına eşit çıktı. X'in ise proton sayısı ile elektron sayısı eşit olamadığı için X bir iyondur. Katyon mu anyon mu onu bilmiyorum. Çünkü A mı büyük E mi büyük onun hakkında bir bilgim yok. Y taneci ile X taneci izobardır. İzobar yapıların kütle numaraları aynı, proton sayıları farklıdır. X tanecinin kütle numarasını biz eğer B dersek Y tanecinin de kütle numarası B olacaktır. Ama Y tanecinin proton sayısı A olamaz. Çünkü çünkü X ve Y birbirinin izobarı. Kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olacak. Y tanecinin proton sayısına da D diyelim. Şimdi Y taneci ile X taneci izotop olamaz. İzotop olmak için proton sayılarının aynı olması lazım. Ama X ve Y'nin proton sayılarının aynı olmadığını biliyorum. Çünkü bunlar izobarlar. Dolayısıyla izotop olamayacağı ifadesi doğrudur. Z taneci nötrdür. Onu zaten göstermiştik. Y taneci ile Z taneci izotop olabilir. Şimdi Y ile Z'nin elektron sayısı, şey, proton sayıları aynı olabilir mi? Şimdi eğer biz Y'nin proton sayısına E dersek. Şuraya E diyelim bakalım. Bize verilen bilgilerden herhangi birini bozacak Şimdi Y ve Z'nin proton sayıları aynı oldu. Nötron sayıları da farklı olması gerekiyor. Peki şimdi Y ile X birbirinin izobarıydı. X'in kütle numarası B iken Y'nin de B'ydi ama proton sayıları aynı olamazdı. E, i̇lk öncülden biliyordum E ve A'nın birbirinden farklı olduğunu. Dolayısıyla buradaki A da E de birbirinden farklıdır. Tamam o zaman X ve Y'nin izobarlık durumunu bozmadı bu durum. Demek ki Y ve Z birbiriyle izotop olabilirmiş. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız E olur. Aşağıda kimyasal türlerin sınıflandırılması ile ilgili bir şema verilmiştir. Buna göre şemada 1, 2 ve 3 ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse şema doğru tamamlanmış olur. Şimdi güçlü etkileşimlerden iyonik bağ verilmiş. Kovalent ve metalik kovalent bağ ve metalik bağ verilmemiş. O zaman 1 ya metalik ya kovalent olacak. 2 de 1'e göre ya metalik ya kovalent olacak. O zaman 1 veya 2'ye London kuvvetlerinin gelmesi doğru olmaz. London kuvvetlerinin gelmesi doğru olmaz. Cevabımız bu durumda B, D veya E olacak. Peki zayıf etkileşimler temelde ikiye ayrılıyordu. Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı. O zaman 3'e mecburen hidrojen bağı gelmesi lazım. Bu durumda cevabımız D olacaktır. Bir sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu durumda ısı alarak yaptığı hal değişimi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Isı alıyorsa zaten madde ya eriyordur ya da buharlaşıyordur ya da kaynıyordur. Sütünleşme de gerçekleştirir. Ama ısı alarak donma olmaz. Isı alarak yoğuşma da olmaz. Bunlar ısı varerek gerçekleşir. Bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşitken eğer ısı alıyorsa buharlaşacaktır. Ama bu buharlaşma özel bir buharlaşmadır. Buhar basıncı dış basıncı eşitken yapılan buharlaşma kaynamadır arkadaşlar. Cevap E olur. Aşağıdaki şekilde içerisinde hidroklorik asit sulu çözeltisi bulunan kaba yavaş yavaş X maddesi eklenmektedir. Bu işlemle ilgili olarak verilen grafik çözeltinin zamanla pH değişimini göstermektedir. Buna göre hidroklorik asit sulu çözeltisine eklenen X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dikkat ederseniz pH zamanla artmış. Yani eklenen maddenin bazik bir madde olması lazım. Limon suyu asidiktir, sirke asidiktir, kezzap asidiktir, yağı da asidiktir ama sud kostik yani sodyum hidroksit bazik bir maddedir. Dolayısıyla eklenen X maddesi sud kostik olabilir. Cevap D'dir. 200 gram saf suya 55 gram x tuzu ekleniyor. Tuzun 5 gramı dibe çöktüğüne göre meydana gelen tuzlu suyun derişimi kütlece yüzde karşılıktır. Şimdi 55 gram tuz eklediğimizde 5 gramı dibe çökerse bunun 50 gramı çözünüyor olur. Şimdi 200 gram su vardı. 55 gram tuz ekledik ama 50 gramı çözündü ve 250 gram çözelti elde edilmiş oldu. Dibe çöken 5 gram çözeltiye dahil olmaz. Çünkü çözelti homojen karışımdır dibe çöken 5 gram homojen dağılmadığı için çözeltiye dahil değildir. Peki 250 gram çözeltide 50 gram çözünen var. Demek ki çözeltinin kütlece yüzde kaçı çözünendir. Çözeltinin kütlece yüzde kaçının çözünen olduğu kütlece yüzde derişimi verir bize. Peki dikkat ederseniz 5'te biri, o halde bunun da 5'te bir olması lazım. Soy işareti eşittir 20 çıkar. Yani elde ettiğimiz çözelti kütlece yüzde %20'lik bir çözeltidir. Cevap B olur. Polimerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Kolay şekillendirilebilirler. Evet. Bu nedenle kullanımda çok yaygındır. Kimyasallara karşı dirençlidir polimerler. Tek kullanımlık ve ucuz polimerlerin çevreye atılması çevre kirliliğine neden olur. Polimerler arkadaşlar doğada uzun süre bozulmazlar. Belirli döngülere katılmazlar. Bazen katılsa da bu döngülere zarar verirler. Bu nedenle çevreye atılmaları çevre kirliliğine neden olur birçok polimerde ucuz polimerde bu gözlemlenir. Bazı polimerlerin geri dönüşüm mümkündür. Evet polimerlerin geri dönüşümü sağlanabilir ki çoğu ülkede polimerler yeniden üretilmez. Genellikle geri dönüşümle tekrar tekrar kullanılır. Canlılar yapılarında polimer bulundurmaz. Bulundurur. Vücudumuzda bulunan karbonhidratlar mesela glikojen veya bitkilerdeki nişasta da polimerdir. Ve canlılar yapılarında polimer bulundurması ifadesi bu durumda yanlış olur. Cevap E'dir. Mineraller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Su ile ve besinlerle canlılar tarafından alınan maddelerdir. Doğru. İnorganik maddelerdir arkadaşlar. Enerji vermez, sindirilmez, doğrudan kana karışan düzenleyici moleküllerdir. Yapıcı onarıcıdır aynı zamanda. Bazı canlılarca üretilebilir, hiçbir canlı tarafından üretilemez. Dolayısıyla Bursa seçeneği kesinlikle yanlış oluyor. Hemen işaretleyelim. İnsanlar tarafından ter, idrar ve dışkı yoluyla dışarı atıldığını biliyoruz. Enzimlerin yapısına katılabilir. Hatta enzimlerin yapısına katılan mineralleri biz kofaktör, yani yardımcı eleman olarak değerlendiriyoruz. İnsan vücudunda oldukça az miktarda, evet eser miktarda yer alır. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Bakteriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peptidoglikan yapılı hücre duvarına sahiptirler. Doğru. Halkasal yapıda DNA'ları vardır. Doğru. Bazı türlerinde olumsuz şartlara karşı olumsuz şartlara karşı koruyucu olan endospor bulunmaktadır ki doğru. Endospor e, şöyle yer alıyor arkadaşlar. Şartlar olumsuz hale gelince birden büyüğü hücrenin neredeyse tamamını kaplayıp suyun bakterilerce suyun çoğunun dışarı atılmasına sebebiyet verip metabolizmayı indirgiyor. Mitoz bölünme geçirerek çoğalmaktadırlar. Arkadaşlar hiçbir bakteri mitoz bölünme geçirmez. Çünkü bakterilerin çekirdekleri yoktur. Çekirdeği olmayan bir hücrenin mitoz bölünme geçirmesi imkansız. Çünkü siz mitoz bölünme sırasında karyokinez yani çekirdek bölünmesi yapıyorsunuz. Fotosentetik türleri var mıdır? Vardır ve bu fotosentetik türlerinde kloroplast organeli değil, klorofil pigmenti bulunmaktadır. Çünkü bakteriler prokaryottur ve prokaryot oldukları için ribozom dışında bir organel içermezler arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Verilen organellerden tek ve çift katlı zarlı çevrili olanlar aşağıdakilerden hangisi doğru olarak gösterilmiştir? Golgi cisimciği Lizozom tek katlı e, zarla çevrilidir. Mitokondri çift katlı zarla çevrilidir. Ribozom ise zarla çevrili değildir. Dolayısıyla baktığınız zaman cevabı deniz olarak işaretleyebilirsiniz. Birazcık da bunların görevlerinden bahsedelim. Golgi cisimciği salgı üretir ve paketler. Aynı zamanda glikolipit, glikoprotein, lipoprotein, fosfolipit, sindirim enzimi gibi bileşik enzim daha doğrusu gibi kompleks yapılı moleküllerin üretiminden sorumludur. Lizozom sindirim enzimi içerir. Hücre içi sindirimden sorumlu bir organeldir. Mitokondri oksijenli solunumu gerçekleştiren ee, organelimizdir. Fosforilasyon yapar. Yani ATP üretimini sağlar. Ribozom protein sentezinden sorumludur. Bütün canlı hücrelerde ribozom vardır diyemezsiniz. Memeli hayvanların olgun al yuvarlarında daha fazla oksijen taşınması için e, bütün organeller kaybedilmiştir. Çekirdek de kaybedilmiştir. Cevabı deniz olarak işaretliyoruz. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylar kendi aralarında sıralandığında hangisi ikinci sırada gerçekleşir? Şimdi burada olayların evrelerini yazın. Yani olayların gerçekleştiği evre isimlerini yazmalısınız. Mesela tetrat oluşuyor, oluşumu. Profaz bir... Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara ayrılması. Anafaz 2. Homolog kromozomların hücrenin ortasında çift sıra halinde dizilmesi. Metafaz 1. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi. Anafaz 1. DNA'nın eşlenmesi. Interfaz. O zaman E ilk sırada gerçekleşecek. Ardından A ikinci sırada, C üçüncü sırada, D 4. sırada B 5. sırada gerçekleşecek. Ben size neyi soruyorum? 2. sırada gerçekleşeni yani Ankara seçeneğini işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Bir kalıtım sorusu fakat dikkat ettiyseniz soy ağacı şeklinde değil. Daha önceki deneme çözümlerinde de söyledim. Genellikle ÖSYM soy ağacı sorsa bile arada sırada 2 senede bir 3 senede bir bu tarz sorularda sorabiliyor. Aşağıda renk görlüğü bakımından belirli genotiplere sahip anne ve babanın çaprazlanması sonucu oluşabilecek genotip ve fenotipler gösterilmiştir. Taşıyıcı dişi, sağlıklı erkek, hasta dişi, hasta erkek. Buna göre anne ve babanın bu hastalık bakımından sahip oldukları genotipler aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir? Bakın bu sembolümüz erkeğe aittir. Yani baba bu sembolümüz dişi bireye aittir. Yani anne. Şimdi burası çok şey gösteriyor bana. Bu hasta birey bu küçük reylerden birini, daha doğrusu X kromozomlarından birini babasından birini annesinden almıştır. Baba o zaman kesinlikle ve kesinlikle renk görüdür. Devam ediyorum. Bunlardan birini de annesinden alacağı için buraya yazıyorum. Buradaki sağlıklı erkek de bana çok şey gösteriyor. Çünkü X kromozomunu erkekler annelerinden alır. Ve X kromozomda ne var? Büyük R var arkadaşlar bakın. O zaman anne büyük R küçük R. Baba küçük R Y ile yanıtımız Ankara seçeneğidir diyoruz. Ozon tabakası ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Dünya üzerine gelen mor ötesi ışınları yansıtarak sıcaklığın artmasını engelleyici bir göreve sahiptir diyebiliriz. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe kalınlaşmaz, incelir diyeceksiniz. Zarar görmesi sonucu daha yüksek enerjili ışının dünyaya ulaşmasına neden olmaktadır. Onun için arkadaşlar Doğru yanıt 1 ve 3 ile Ceyhan seçeneğidir.